Efendim Ersin Özdemir'le birlikteyiz. Beslenme ve diyet uzmanı kendisi. Hakikaten de birçok şeyi deşifre ediyoruz. İkinci videoya geçtik. İlk videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü orada yumurta ile ilgili, tavukla ilgili acayip şeyler söylersin Hoca. İkinci videoyu da şimdi başlıyoruz efendim. Şimdi hocam önünüzde bir takım firmalara ait salça görüyorum. Bir bisküvi görüyorum. Evet. Ee, Margarin görüyorum, poğaça evet. görüyorum. Evet. Neden hocam? Yani ne anlatacaksınız bize? Tabi. Mesela tabii. O, o form şeklindeki o her firmada var. Evet. O hangi firma olduğunu söylemeyelim. Her firmada var ama aşağı yukarı. Evet. Bu sıkıntılı bir şey mi hocam? Bu çok sıkıntılı Türkiye Bey. Bu insanlara algı yaratarak işte sen e, sağlıklı beslen, kalorini düşür. Bakın e, ön yüzündeki ifadeler ne biliyor musunuz? E, lif kaynağı yağı azaltılmıştır, yağı %31 azaltılmıştır. Peki sen yağı azalttın da içine ne koydun? Bizim bunu mutlaka ve mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Bakın Türker Bey sizin de e, müsaadenizle içeriğini birlikte Hayır, okuyalım. Birçok insana da bu şekilde algı yapılıyor. Bakın içindekiler buğday unu, gluten, bitkisel yağ, parantez içerisinde e, palm yağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı, kanola yağı. Bu dört yağda endüstri yağdır. Bu dört yağda da e, tohum yağıdır ve rafine edilmiştir. Ultra işlemden geçirilmiştir. Palm yağı bir kere kanserojendir. Palm yağı Fransa'da arabalarda kullanılır. Egzozlarda kullanılır. Araba otomotiv sektöründe kullanılır. Bu dört yağda bir kere kanserojendir. Palm yağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı, kanola yağı. Devam ediyorum. Şeker, maltodextrin, e, kepek yüzde sadece 0.05. Kabartıcılar, amonyum hidrojen, e, sodyum karbonat, hidrojen karbonat. İnver şeker, bakın Türker Bey, şeker yapay şeker anlamına geliyor. Normal şeker koydukları kalmadı, bir de yapay şeker, Inver şekerini şekerinde ekstra koymuşlar. İçindeki limon e, lifi, limon lifi yüzde 0.6, bakın lifli diyor ya 0.6 ve e, son olarak da e, aroma verici, limon aroma vericisi. Şimdi e, ön yüzde görüyorsunuz e, Türker Bey, limon fotoğrafı var. Sizce bu limonlu mu? Bu limonlu değil. Bunda limon aroması demek içine limon girdi anlamına gelmiyor. Bunun içinde limonun L'si bile yok. Aroma demek kimyasal ortamda istenilen tadın elde edilmesi. Yani limonun kimyasal formülünü, kimyasal tadını bu bisküvilerle elde ettiriyorlar bize. Bize de diyet bisküvi, kalorisi azaltılmış, form bisküvi diye insanları kandırıyorlar. Bunlardaki trans yağlar benim mitokontilerimde birikir. Mitokontilerim yani enerji santrallerim tereyağını işleyebilir, zeytinyağını işleyebilir ama bunlardaki trans yağları işleyemez. O yüzden bir kez yedim bir şey olmaz havasından çıkmamız lazım. Bir kez de yesen vücudunda birikir. yüz kez de yesen vücudunda birikir. Bir noktadan sonra da o kadar fazla birikim bizi hasta eder. Bunlar tamamen ticari oyundur. Hiçbir özelliği yoktur. Tamamen sizi hasta etmek için tasarlanmıştır. Market raflarında diyabetik, diyet, sağlık, işte diyet menü, diyabetik menü, kalorisi azaltılmış menü, tatlandırıcılı menü diyorsa bir an önce oradan uzaklaşın. Hmm. Salçalarda ne var hocam? Kurçuk çok gündeme geldi. Evet. Yani bildiğimiz salça hocam. Evet bildiğimiz salça. Nasıl oluyor? Ama bilmediğimiz de çok şey var Türkiye Bey. Bakın ben bunu sosyal medyada yayınladım diye insanlar bana hücum ettiler. Oysa ki hakikat benim anlattığım. Bu salçalar içerisinde az önceki İsviçre'deki bahsettiğim bağlantılar ve kurtçuk unları, bu salçalar içerisinde de katılıyor. Var. Birinci olarak kurtçuk unu katılıyor. İkinci olarak da E120 koduyla karmin katılıyor. Karmin nedir? Böcek. Böcek kanı. Kolaya katılır, e, sosise katılır, salama katılır, salçaya katılır. Peki neden katılır? Raf ömrünü uzatmak ve kırmızı pembemsi rengi vermek için. Hiç e, annelerimizin yaptığı salçayla bu salça benziyor mu? Tat olarak, kıvam olarak, e, renk olarak alakası bile yok. Şimdi diyeceksiniz ki ama e, Ersin hocam içindekiler sadece domates. Ha, gelelim buraya. Şimdi Türk Gıda Kodeksinin bazı zayıf noktaları vardır. O zayıf noktalardan bir tanesi de şu. Der ki... 100 gramlık bir üründe e, koyduğun zararlı ürün 100 gramın altın 100 gramda 1 gramın altındaysa ona yok yazabilirsin der. E, ve e, endüstride bu maddeden çok güzel şekilde faydalanır. Bu elimde kala kalsın. Şu margarinden size canlı canlı bir örnek göstermek istiyorum. Bakın margarinin sol köşesinde trans yağ yoktur ibaresi yazıyor e, Türker hocam. Trans yağ yoktur. Bakalım gerçekten trans yağ yok mu? Tablosunu, içerik tablosunu baktığınız zaman 100 gramında 0,7 gram trans yağ var. Yani 1 gramı bulmadığı için Çünkü, trans yağ yoktur diyorlar. Aynen öyle. İşte bunda da aynı mesele var. 1 gramı bulmadığı için 100 gramında 1 gramı bulmadığı için belki 0,9 gram var. Belki tam 1 gram var. Belki 0,5 gram var. Ama var. İnkar edilmemesi lazım bunların. Domates salçalarında, biber salçalarında, hazır salçalarda kurtçuk unu kullanılıyor. Ve e, bu e, 830 gram yaklaşık olarak bunda 7 grama yakın e, kurtçuk unu olduğunu söyleyebilirim. Niye tüketelim? Bakın ben e, ispatlı... Allah, Allah Allah yani salçanın içinden kurtçuk unu çıktı. Tabii kurtçuk unu çıktı ama yazılmıyor maalesef ki. Bakın e, Türker Bey e, Avrupa'da... Bu Euronews e, gazetesinde yayınlanmış resmi şey. Avrupa Birliği'nde görüyorsunuz kurtçuk unu. Sarı... sarı un kurdu sofralara geliyor. Larva geliyor. Artık gıda olarak tüketilecek. Kesinlikle ağzınıza sağlık. Bakın e, ben demiyorum resmi gazeteler diyor. E, Avrupa Birliği'nde bu yasallaştı. Ve bakın ikinci maddesinde ne diyor? İki, de, haberin devamında ne diyor? Hamburger ekmeklerinde hamburger evet. menülerinde kullanılıyor diyor yoğun şekilde. Ee, işte X hamburger firması diyelim ki e, İsviçre'de kullanıyor da Türkiye'de kullanmıyor mu sanıyorsunuz? Kullanmaz. Türkiye'de daha çok kullanıyor. Hatta şöyle şeyler duyarsınız mutlaka. İşte ya yedim sandviç yedim hamburger yedim ama sanki daha çok acıktırıyor beni. İşte Doğru. bunun temel sebebi de bir bu. Bir de yani hani atıyorum şimdi onları övmek için de söylüyorum 90'larda yediğimizde 90'lı yıllarda çok eskiye gideceğim bence ama daha farklı hakikaten lezzeti vardı. Şimdi çok endüstriyel. Çok çok sıradan bir tadı var. O yüzden mesela ben o hamburger firmalarının hiçbirinde yemem. Özellikle yemiyorum. Yani. Hani hamburgerliler yiyeceksem daha böyle özel firmalar var ya onları tercih ediyorum. Butik yerlere evet. kesinlikle. Çok, çok fabrikasyon. Diğerleri. Çok fabrikasyon. Aşırı fabrikasyon. Ee, Azerbaycan'dan bir e, danışanımı misafir ettim iki sene önce. E, o kendisi burger yemek istedi. Dedim ben saygı duyarım ben çay içerim sen ye. Ben sana doğru bilgiyi verdim sıkıntı yok. Türkiye'ye gelmişsin ye Türker hocam. Hamburger yemek istedi. Hamburger yemek istedi. Yiyor ısırdı dedi ki bu ne? Dedi bizim Azerbaycan'da hiç böyle bir şey değildi Bu ot gibi bu e, sentetik gibi dedi. Hiç et tadı yok ki dedi. Bizim Azerbaycan'da böyle değil. Gerçekten de o can ülkemiz, can kardeş ülkemiz Azerbaycan'daki hamburgeri yiyin. Aynı şirket bile olsa hakiki et tadını alırsınız. Ama ülkemizde maalesef ki bu şekilde değil. Tabii ki bunun sorumlusu ne bakanlığımız ne şeyimiz. Endüstri devleri çok büyükler. Çok büyükler çok. ve baskı kuruyorlar maalesef ki. Ondan e, kaynaklı olduğunu e, söyleyebilirim. Poğaça hocam. Poğaça, poğaçaya gelelim. Bakın ah poğaçayı ee, ee, az mı karaciğeri yağladık hocam? Evet evet karaciğer <laughs> yağlanmasında bir numarayız ee, Türker hocam artık poğaçayı bırakıyorsunuz kızacağım size. Bıraktım ee, ama iş işten geçti yani evet. bayağı yağlandı. Yok, geçmez geçmez geri döner hiç merak etmeyin. Şimdi bu poğaçalarda biz e, Türk insan olarak şunu alışkınız parayı verdim elime poğaça aldım ve o poğaça yiyorum e, son haline odaklanıyoruz bunun önceki haline odaklanmıyoruz. Bakın Türkler hocam bu poğaçalar yapılırken birinci olarak az önce bangır bangır anlattığımız kurt unları içerisine katılıyor. İkinci olarak beyaz un katılıyor. Şeker katılıyor. Ve aynı zamanda palm yağı, mısır yağı ve margarin. Niye bu kadar ucuza bu kaynağı alabiliyorsunuz? Gerçi şu an o da ucuz değil ama... 5 TL, 6 TL e, alabiliyorsunuz ama... Şöyle söyleyeyim size... E, bu kaynaklar çok ciddi anlamda sıkıntı. Mitokontilerde trans yağ birikimi yapıyor... Ve mitokontilerin çalışmasını engelliyor. Daha da büyük bir sıkıntı söyleyeyim. Bakın e, daha beyaz... Bakın daha kararmış, daha kızarmış. Bu kızaran yerlerde... Protein amino asitleriyle şeker molekülleri birbirlerine e, yapışarak e, glikasyon veya AG ürünleri dediğimiz yapışkan maddeler oluşarak geri dönüşümsüz bozulurlar. Ne sindirilebilirler ne parçalanabilirler ve geri dönüşümü olmayan bir bozulma yaşarlar. O da bizim hücrelerimizi bozar. Bakın e, yine... ABD'deki serbest dolaşım hakkı, unlu mamullerdeki kurtçuk ununun yasallaşması ve Türkiye'ye girmesi. Burada da herkesin görebileceği gibi işte e, bunlara boşuna yok yok demesinler. Ben kanıtlarla birlikte geldim. Bu poğaçalar sağlığınızı bozmak için tasarlanmıştır. Onun yerine e, ekmek istiyorsanız ekşi mayalı ekmeğinizi yiyin. E, güzel hakiki e, unlardan ekmeğinizi yiyin. Fındık, ceviz, badem yiyin. En güzel doyuracak şey cevizdir. Bol bol ceviz yiyin. Hocam Nor Norveç somonunda parazit mi çıkmıştı? Öyle bir haber hatırlıyorum ama çok doğru, çok doğru Türkiye hocam. Geçen hafta Norveç yapılan araştırmalarda bizim Türk e, üniversite e, hocalarımız araştırma yaptı. Norveç somonlarında maalesef ki parazit çıktı. Yani Ve Türkiye'deki bu, somonlarda mı? Türkiye, evet Norveç'in Türkiye'deki satılan somonlarında. Neden Türkiye'deki satılan somonlarında? Çünkü Türkiye'ye e, ithal edilen somonları e, çoğunlu e, şeylerde. Kafes ortamlarında yetiştirilen somonlar yani vahşi avlamadan ziyade kafes ortamlarında zaten somona gittiğiniz zaman özellikle ton balıkları reyonlarında vesaire çok uç rakama da somon bulabiliyorsunuz. Çok alt düzey rakama da somon bulabiliyorsunuz. Ondan kaynaklı parazit bulundu. İyi bir haber vereyim ki o Türker hocam Türk somonlarında parazit yok. Ee, dört tarafı, dört sınırının üç sınırı denizlerle çevrili bir ülke olarak bu kadar dış e, balık konusunda dışa bağımlı olmamamız lazım. Kendi rezervlerimizi değerlendirmemiz lazım. O nedenle de e, Norveç somondan ziyade lütfen Türk somonu tercih edin. Parazit çıktı. Aynı tehlike ton balıklarında da var. Bugün ton balıkları nasıl ki bu e, bisküvide dedik ya yağı, ayçiçek yağı, mısır yağı bakıyorsunuz ton balıklarına içinde mısır yağı var, palm yağı var. Ee, kanola yağı var, ayçiçek çek yağı var. Ben niye ton balığı yemek istiyorum? Balık nedir? Hepimizin bildiği gibi omega 3 kaynağı. Beyin sağlığını destekler. Ben omega 3 alacağım bir şey niye kötü yağ koşullarına istifleyeyim şeylere? Ee, o yüzden zeytinyağlı ton balığı almak çok önemli. Bir de e, üretim tarihinden itibaren çok uzun beklemiş. 6 ay geçmiş ton balıklarını Almasınlar almasınlar. Bekleme süresi arttıkça o ton balıklarının kaplarındaki alüminyum geçişleri ve civa geçişleri ton balıklarına olur ve kostik geçer. Bunlar da zararlıdır. Norveç somonlarına bu ara dikkat edin diyorum. Çok ciddi anlamda sıkıntılı etkileri var. E, hocam uyku da çok soranlar oluyor bize. E, herkesin yaşadığı çok büyük bir sorun. Özellikle artık modern zamanlarda uyumak biraz zor Evet. O biraz tavuk gibi yaşadığımız için mi? Tavuk e, gibi ilk yaşadığımız konuştuğumuz için. gibi. Evet, tavuk gibi yaşadığımız için e, Türker Hocam ağzınıza sağlık. Şimdi, e, neden uyku bozuklukları bu kadar arttı? Birinci olarak son 3,5-4 yıldır yaşadığımız süreçten dolayı. E, zangır zangır tabutlarda titreyen görüntüler, aman ölürsün, aman şöyle olursun. Bir kişiyi kandırmak istiyorsanız, bir kişinin bilinçaltına bir şeyi, düşünceyi dikte etmek istiyorsanız önce onu korkutmanız lazım. Son 3,5-4 yıldır Ha öldük, ha öleceğiz, ha covid geldi, ha virüs kaptım korkularıyla insanlar evlere kapandı, panik oldu, stres oldu, uykuları bozuldu bir. ikinci olarak özellikle genç kuşak ve Z kuşağına bahsetmek istiyorum e, Türker Hocam. E, Wifi'ler, telefonlar, bilgisayar oyunları, bağımlılıklar, yok işte uygulamalar, e, şu uygulama, bu uygulama derken çocuklarımızın sırka diyen ritmi şaşmış durumda. Ne demek o? Sırka diyen ritim e, güneş ışığının etrafında yaşa demek. Yani gündüz güneş ışığı varken yemek yemelisin. E, güneş mutluluk hormonlarını yaratır, D vitaminlerini verir sana. Güneşle birlikte yaşamalısın tıpkı atalarımızdan geliyor. Atalarımız ne yapardı? Günün ilk ışıklarıyla mağaradan çık, e, a, hayvan peşinde kov, av, avlan, gece mağaraya gir. Yani aslında o sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ritüeli. Yani ritüeli sırka diyen oluyor. 5 vakit namazın olduğu şey budur yani Kesinlikle hayat böyle yaşanır öyle. zaten. Kesinlikle öyle hayat böyle yaşanır. Ama biz tabii çarpıldı artık hayatımız yani. Çarpıldı. Maalesef çarpıldı. İşte şimdi modern hayata normalde akşam ata mağaraya girdi atalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz e e yemek yok, içmek yok. Ertesi gün güneş ışığına kadar beklersin karanlıkta. Şimdi nasıl? Wi-Fi'ler, telefonlar işte film izleme yerleri, akşama kadar mail yetiştirmeleri, yapay ışıklar, sarı lambalar, beyaz lambalar sırka etmemizi bozuyor. Akşam telefonlar yaydıkları ışıklarla sırka diyanetlerimizi bozuyor. Bunlar da e, yayılan ışıklar ne yapıyor bize Türker Hocam? E, vücudumuza kırmızı kan hücrelerinden salgılanan porfirin proteinlerine alarm veriyor. Porfirin proteinleri gidiyor melatonin hormonuna yani uyku, uyku hormonuna diyor ki salgılanma çünkü ışık var. Çünkü gündüzdeyiz salgılanmaman lazım ya da daha az salgılanman lazım. Birinci olarak kemik gelişiminiz zayıflar bağışıklık sisteminiz düşer. İkinci olarak da melatonin hormonundan faydalanamazsınız. Melatonin hormonu akşam 10'dan gece 2 230a kadar salgılanır. Zifiri karanlık ve sessiz ortam olmak şartıyla sabaha doğru da serotonin'e dönüşür. Serotonin nedir? Hepimizin bildiği gibi hayata bağlan, hedeflerine bağlan, iyi hisset, mutlu hisset mutlu. hormonu, serotonin hormonu. E, o yüzden benim önerim akşam 8'den 9'dan sonra ışık kullanılacaksa kırmızı ışık kullanılsın. E, telefon, tablet, bilgisayarlar gece moduna ya da mavi ışık filtresine alınsın. E, mavi ışık filtresi modu açılsın. En önemli kuralı söylüyorum. Akşam yatmadan önce ee, wifi'nin fişi komple çekilsin bakın WiFi kapatıp modemi diyorum. kapatıyorum ben ama kapatmayacağız komple çekeceğiz kapatsak bile o wifi wi dalgalarını yayıyor ee, prizde kaldığı sürece tıpkı televizyonu kapatırsın ama mavi ışık orada yanar ya onun gibi o, komple prizden çekeceğiz neden? 3-5 sene içerisinde bu wifi'ların ne kadar hastalıklara yol açtığını daha da konuşuyor olacağız ben ilk söyleyenlerden ol olmuş olayım Türker Hocam wifi'ler çok ciddi anlamda e, beyin hastalıklarına sebebiyet verir çok ciddi anlamda hastalıklara sebep verir ee, gece kapatın, gündüz daha doğrusu fişinden çekin, gündüz tekrardan fişe takar kullanırsınız. Wi-Fi'ler duvarlardan geçer, aynalardan geçer, iç organlarımızdan geçer. Ee, niye AVM ortamlarında bir saat içerisinde hemen yoruluruz, bitkin oluruz? Çünkü Wi-Fi ağları çok geniş, çok yoğun olduğu için e, hemen yoruluruz, hemen e, metabolizmamız bozulur. Dinlenmek isteriz, oturmak isteriz. Oturdun, oh sıcak poğaça kokusu geldi, bununla dur bir poğaça yiyeyim dedin. E, bol bol e, kısır döngü. Doğru. Çok güzel anlattınız hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Hani şunu da söyleyeyim de diyeceğiniz bir şey. Ee, şöyle evet e, eklemek istediğim bir şey var hocam. Sonrasında da şey yapmak isterim. Güzel bir tırtılın hikayesiyle bitirmek tamam, isterim. Tamam tabii ki. Bugün Türkiye'deki bence Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi uykusuzluk. Konuştuğumuz gibi vitamin eksiklikleri özellikle D vitamini ve iot başta gelmek üzere. Kabızlık ve daha da en büyük sorunu söyleyeyim e, Türker hocam. E, bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı antidepresan tuzakları, antidepresana bağımlı hale gelmiş bir toplum olmuş durumdayız. Kendi kuzenlerimden, kendi kardeşimden tutun binlerce insan sayabilirim çevremden ve Türkiye'nin şu an tahmini olarak %80 ve %90 bandında anti kişilerin antidepresan kullanımı var. Yıllık olarak 85 milyon kutuya yaklaşmış bir antidepresan kullanımı var. Peki e, antidepresanlar çok mu masum? Antidepresanlar çok mu ihtiyacımız var? Bakın Türkler hocam antidepresanın hikayesini size çok ufak anlatıp sonra sonlandırmak isterim. Antidepresanlar bilimsel çalışmalarla falan değil. Antidepresanlar tesadüfen bulunmuştur. Verem hastalarında, verem hastalarında çok fazla intihar vakaları, çok fazla intihar gözlemlenmiştir o hastalığın verdiği üzüntüyle beraber. Ve verem hastalarına bir an antibiyotik veriyorlar. Bu antibiyotik bizim vücudumuzda MAO enzim aktiviteli dediğimiz. MAO demek e, mono amino oks oksidaz enzimi. Bu enzim ne yapıyor? Serotonin mutluluk hormonunu yıkıyor. E, dopamini yıkıyor, parçalıyor ve dışkıyla atılmasını sağlıyor. Onların parçalanmasına da ihtiyacımız var. Bu antibiyotik. E, mao enziminin görev yapmasını engelliyor blokaj yapıyor ve e, kişilerde serotonin yıkılamıyor birikiyor dopamin yıkılamıyor birikiyor kişiler kendi mutlu hissetmeye başlıyor intihar vakaları azalıyor antidepresanlar o şekilde tesadüfen bulunmuştur sonra hemen ilaç şirketleri peşi sıra patent almaya girmiştir ve e, antidepresan e, tabi antidepresan olarak da e, piyasaya sürmüşlerdir depresyonda mısın antidepresan ver şeyde misin Moralim mi bozuk? Antidepresan var. Artık o hale gelmiş durumda. Son bir ee, işte, soru sormak istiyorum aslında buradan bütün izleyicilerimize. Tek bir meslek grubunun antidepresan kullanımı yasaktır Türker Hocam. Biliyor musunuz o meslek grubu kim? Kim hocam? Pilotlar. Pilotların antidepresan kullanımı yasaktır. Neden? Neden? Çünkü antidepresanlar dürtü kontrolünü bozar, intihar eğilimlerini arttırır. E, kişilerin e, hiç yapmayacağı hareketlerini manip depresif dediğimiz, hipomani dediğimiz tabloları arttırır. Ve sen bir pilotsun, bir uçak şirketisin. Ee, senin pilotun uçağı yere çaktı. Ee, hem markan zarar görür, hem de binlerce insan, yüzlerce insanın hayatına mal olabilir. Ee, pilotların neden e, antidepresan kullanımının yasak olduğunu e, endüstri bana açıklasın. Ben de e, gerçekleri bir kez daha söyleyeyim. söyleyeyim. E, Tırtılın hikayesiyle de e, sonlandırmak isterim. Tırtıllar kilo kilo iyice kilo alırlar ağaç kabuklarında ağaç etrafında sebzelerde bitkilerde ve son hayat dönemlerine doğru Türker hocam şey yaparlar çok kilo alırlar ve öleceğini düşünürler artık kendi kafasından koz örerek kendini ölüme hazırlar tırtıllar ve tırtıl kendi ölüme hazırlarken vücudunda V-link hücreleri dediğimiz umut hücreleri ve hayalci hücreler oluşmaya başlar Hayalcı hücreler umut hücreleri ne bağışıklık sistemi tehlike olarak görür bunlar kim biz bunları tanımıyoruz diye onlara saldırır. Hayal hücreleri, umut hücreleriyle bağışıklık sistemi savaşır ve umut hücreleri e, galip gelir. Tırtıl kelebeğe dönüşür. kelebeğe dönüşür. Evet kelebeğe dönüşür. Her tırtıl kelebeğe dönüşmüyor. E, emekle, bilgiyle, sabırla dönüşüyor. Biz de bugün dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Siz de e, biz de bugün birer tırtıllarız. Dinleyen herkese birer tırtıl. Farkındalığımızı, bilgimizi, hakikatimizi arttıracağız. Kelebeğe dönüşmemizi niyet ediyorum. Ersin Özdemir gibi hocalar iyi ki var. Canan Karatay gibi hocalar iyi ki var. Değil i̇yi mi ki. hocam? Ona i̇yi da selam ki. olsun Canan da. Bize gerçekten de deşifre ediyorlar, bilmediğimiz birçok şeyi. Ee, Diabetli diyetisyen de değil mi? Evet Instagram hocam, Diabetli diyetisyen. Diabetli diyetisyen hesabını takip edin. Ee, bu iki video halinde yayınlanmış oldu. Bu ikinci videonun sonu efendim. İlk videoyu da ya ne var ne yokta ya ne var ne yok iki zaten. İki kanaldan birindeyiz. Orada bulabilirsiniz. Ama Ersin hocamızı <laughs> en yakın zamanda e, canlı yayında misafir etmek istiyoruz. Sezonu açar açmaz. E, çünkü bu bilgilerin çok geniş kitlelere e, ulaştırılması bence çok önemli ve sizler bunu deşifre ettiğiniz için sizi kutluyorum hocam. Hakikaten kutluyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Bugün e, bu güzel ortamda beni ağırladığınız için sesinizle, bedeninizle enerjinizle e, ağırladığınız için çok çok Ter teşekkür zaman. ederim. Ben hakikatin peşindeyim. Baskılanmış gerçeklerin değil toplumumuz hiç olmadığı kadar hasta, hiç olmadığı kadar mutsuz, hiç olmadığı kadar depresif. Artık bu işlerin kökeninin gıdada olduğunu bilmeleri lazım. Gıdayla beslenirim, gıdayla mutlu olurum ya da gıdayla ölüme giden süreci de tetikleyebilirim. Asıl siz benim sesim olduğunuz için burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Canan hocama da selamlar olsun. Evet, Onu Canan çok seviyorum. Canan hocamıza selam. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz videonun altına hakikaten de çünkü hoca öyle şeyler anlattı ki insan şöyle bir duruyor düşünüyor ben ne yapıyorum diye. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu like etmeyi unutmayın. Ne kadar çok like ederseniz o kadar çok öne çıkarız. Hem ne var ne hem ne var yok iki abone olun. İşte birinde 800 bine birinde 600 bine yaklaştık. Ee, sizlerin desteğiyle artık 1 milyon olmamız lazım bu sezonda. Ee, desteklerinizi bekliyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.